burada. Kendisini insanlığa davet ettim. Ahmet abi ödemeni yapacağız. Senin bir tane hakkını bize... Salı gününe kadar iki parça şeklinde göndereceğim ama bir türlü paramızı geri iade etmiyorlar. Biz saç üretimi yapan bir şirketiz. Biz bir firma üzerinden saç siparişi verdik. Akso ile Limited olaraktan bize bilinen ama hayali bir şirket olaraktan bir dolandırıcı şirketi olduğunu sonradan öğrenmiş olduk. Bu şirkete biz parayı gönderdik ama bize malzemeyi göndermedi. Bize sevkiyat anında işte şoför, tır bilgi hepsini bize gönderildi. Tır şoförüyle görüştük. Filan bir saatte işte Erzin'de İskenderun'da olacağını bize söyledi. Ama maalesef hiçbir yola çıkmayan bir malzeme ve dolandırıcı şebekesi olduğunu öğrendik. Serdar Kozma adında şirket yetkilisi Serdar Kozma. Ne kadar bir para gönderdiniz efendim? 180 bin lira para gönderdik. 15 ton saç alımı için para göndermiştik. Ve bizim paramızı aldıkları halde bize sacı göndermediler. Ve dolandırıcı bir şebeke olduğunu, ultra profesyonel bir dolandırıcı şebekesi olduğunu öğrendik. Ulaştınız mı peki kendilerine? Ne diyorlar kendileri? Kendilerine ulaştık. Evet, bize bin bir türlü bahaneyle parayı iade edeceklerini, evet, yazışmalarımızda hepsi belirtin, yazışmaların hepsi var. İşte parayı geri iade edecekler ama bir türlü paramızı geri iade etmiyorlar. Peki, tamamdır. Aradığınız kişi şu anda meşgul. Direkt şey yapmış, tamam. Şu an. Engellemişler mi efendim? Evet, engellememiş. Direkt hat meşgul demezdi, direkt şey yapardı. Şimdi hatta açık ama telefonlarımıza cevap vermiyor. Kendisinin adreslerinin bir adres veriyorlar. Sonra kendi tarifiniz üzerinden mesajınızı bırakabilirsiniz. Şöyle, Aksoylar, evet, şurada saç üretimi yaptıklarını iddia ediyorlar. Tamam. Ve hayali bir şirket, dolandırıcı bir şebeke. Bu şekilde şuradaki telefonu... Bunu sipariş ettiniz? Evet, bu sacı sipariş ettik. Ve şuradaki telefon numara, irtibat numaraları bunlardır. Daha sonra şurada WhatsApp yazışmalarımız var. Evet, bakın. Bize gönderdikleri teklif, evet bakın gönderdikleri teklif, şöyle büyütelim, şöyle 175 bin lira. Daha sonra işte sevkiyat anında bunun daha da tonajının 500 kilo arttığını, bizden şu kadar para talep ettiler. Bütün parayı gönderim 180.630 lira. İşte aradığımız zaman abi vergi dairesinde müdürle bir görüşmem vardı. Hep yalan. Bizi hep şartlar. Yok abi en geç bir saat içinde araçsan da olacak. Konumu istedim bilgisayardan telefondan aktaracaklar. Oradan sana atacağım diye bilgiler vermeler. Atacağım 1.30'da deyip ne zaman hangi tarihte? 17 Eylül'de attığı işlem de konumu atacağım 1.30'da deyip paramızı göndermedi. Ödeme çıkmış olur deyip burada. Kendisini insanlığa davet ettim. Ahmet abi ödemeni yapacağız. Senin bir tane hakkını bize... Salı gününe kadar iki parça şeklinde göndereceğim ama bir türlü paramızı geri iade etmiyorlar. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Tamam abi. Aksoylar Limited hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şirket yetkilisi Serdar Kozma. Onun hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ve bize işte nakliye olaraktan Hasan Sekme adında işte bize verilen telefon numarasıyla irtibat kurduğumuz hakkında da suç duyurusunda bulunmuş bulunmaktayız. Şu an ne aşamada? Şu an araştırma aşamasında savcılıkta dosyamız. Devam ediyor soruşturma, öyle mi? Evet, devam ediyor. Bize gönderilen adresler ve iletişim numaranın hepsi fake hesap olduğunu daha sonra öğrendik. Siz gittiniz mi bu adreslere? Bu adresleri gittik, öğrendik. Buralarda öyle bir şeyin olmadığını öğrendik.